Arkadaşlar merhabalar bu videomda paraya kenar eşkenar dörtgen ve delta konusundaki klasikleşmiş sorular kısmındaki test 5'in çözümünü yapacağız. Testimiz AYT tarzında çözümlere başlayalım. ABCD eşkenar dörtgen verilmiş ve eşkenar dörtgense köşegenler birbirini ortalıyordu ve dik kesiyordu. O zaman bunun devamı ne olmak zorunda arkadaşlar? Devamı şuraya gelmek zorunda ama devamını getirmek zorunda mıyız bilmiyorum. Bakalım öncelikle şu verilen bilgiye bakalım. Eşkenar dörtgen ise şu kenarlar birbirine eşit ya. Arkadaşlar burada bir x kenarlık var. Çizilen kenar ortay oldu. Çizilen kenar ortay aynı zamanda bir yüksekliktir. Sonra başka bir şey verilmiş mi? 8, 9 ve 17 verilmiş. Valla diğer köşegeni de çizeceğiz herhalde arkadaşlar. Devamını getirecek olursak bunun. Çünkü köşegenler birbirine ortalar ve dik kesir. Bu 17 ise bu da 17'dir. Ne çıktı burada? Arkadaşlar şuraya bakacak olursak şurada bir 8 ve 17 var. Ne üçgeni? 8, 15, 17 üçgeni. Burası 15'tir. O zaman buraya 6 kaldı. 6, 8, 10 üçgeninden burası da 10 çıkar. Evet birinci soru böylelikle akçay oldu. Geldik 2 Eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgende bir kenar kaç verilmiş? 8. Şurayı 8 buraya da 8 diyelim arkadaşlar. Hatta burası da 8. E, üçgen bu. X e, üçgende yükseklik çizebiliriz. Bizden BE uzunluğu isteniyor arkadaşlar. Şuradan bir yüksekliği çizecek olursak o zaman yüksekliği çizecek Çizdiğimiz zaman tabanı iki eş parçaya böldü mü? Böldü. Arkadaşlar eşkenar dörtgende yüksekler birbirine eşittir. E bunun ispatı da zaten belli de neyse. Şunlar birbirine eşitse hocam 8'e 3'lük bir dik üçgense burası yuvarlaksa 8 yuvarlaksa burası da 3 çıkar. Ya da bir direkt ispatından böyle eşitliğini de gösterelim isterseniz. Bakın şimdi şuraya ben bir alfa dersem burası da alfadır. Alfa 90'sa burası betadır. Burası da betadır. Yani şu üçgenler ne oldu arkadaşlar? Bu üçgenle bu üçgen birbirine benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğundan eş oldu. Dolayısıyla buradan ne çıktı arkadaşlar? Beta'nın karşısı 3 ise burada da beta'nın karşısı 3'dür. E, dolayısıyla burası da 3. Bir kenar 8 olduğundan burası da 8 olacağından x'e kaç kaldı o zaman? 2 kaldı. İkinci sorunun cevabı böylelikle denizli oldu. Geldik 3'e. ABCD ve DBC paralel kenarmış. Hemen paralel kenarlıkları gösterelim arkadaşlar. Şu bir paralel kenarmış. Bir de neresi paralel kenarmış arkadaşlar? Şuradaki ADCB. O da bir paralel kenarsa şu karşı kenarların birbirine paralelliğini gösterelim arkadaşlar. E, bu da birbirine paralel ya. Bunlar da birbirine paralel olduğundan şu mavi kenarla da şu mavi kenar birbirine paralel midir? Evet. E arkadaşlar mavi sarı olan çekil paralel kenar olduğundan şu parçayla şu parça birbirine eşit midir? Evet. Şu da bir paralel kenar. O zaman karşı kenarlar bunlar da birbirine eşit. Bakın şunlar birbirine paralel oldu ve şunlar da birbirine eşit oldu. Ne çıktı burada? Bir orta ban çıktı. O zaman 12 ise burası 24'tür. Ve 24 iken bakın burası da 24 eşit verilmiş. Toplamda bu uzunluk kaç yaptı? 48. E o zaman burası da 48'dir. Yani 12 artı x eşittir 48 ise x'i de buradan kaç buluruz? 36 olarak buluruz. Evet 3. soru edremit oldu. Geldik 4'e. Şimdi delta it verilmiş ve f noktası var bakalım burada. Ne diyor bakalım f noktası hakkında. Bir kenarı 6 kökü olan abcd karesi. Hemen 6 kökü şuraya yapıştıralım. İki yapıştırmış oraya ile CBE açısının ölçüsü 30 derecedir. CBE. Arkadaşlar şunu bir deltoid vermişse bu açı ortay değil midir? E, burası 30 derece ise burası 15'er derece diye iki eş parçaya böldü mü böldü. Buna ait bir şey çizmeliyiz. Şimdi deltoidin köşegen üzerindeki F noktasının B üstüne olan uzaklığı 6. Şuraya kadar olan uzaklık 6. 6 kök 2'de kullanacağız. Burada en mantıklısı köşegen çizmek. Zaten köşegenlerin kesim noktası olarak verilmiş değil mi? I. Aynen öyle. Yani köşegenlerin kesim noktası olduğuna göre hocam bu da 45'e 45'tir. Ve 6 kökki 6 kökki ise kök katı 12'dir. Yani burası da 6'ya 6 mı çıktı? Evet. Dikkat ederseniz burada ne çıktı? Hocam burası 60 derece çıktı ve x kenarlık var. O zaman burası da 60 burası da 60 oldu. Yani buradaki üçgen eşkenar üçgen çıktı. O zaman burası da 6 çıktı. Bizden I ile F arasındaki uzaklık isteniyor. Yani cevabımız böylelikle balık kesir oldu. Geldik bir sonraki soruya. Yani 5. soruya. Şimdi AC kaçtır diye soruluyor. A arkadaşlar ne yapacağız? İşimiz gücümüz köşegen. Diğer deltoidde. Diğer köşegeni de çizecek olursak köşegenler nasıl kesiyor? Dik kesiyor ve aynı zamanda bu simetri ekseni olan köşegendir. İki eşit parçaya böler. Burası 75 75 diye böldü. E, 75 90 hatta burası 15 oldu. Burası da 15 oldu. A şu simetri ekseni olan köşegen şurayı iki eşit parçaya böldü. Birebir. Şuraya bakacak olursak da bu 15 75 90 üçgen oldu. Bu 15 75 90 üçgeninde haşa 4H değil midir gençler? Yani burası H, burası 4 h'tır. H1 ise 4 h'ta kaç yapar arkadaşlar? 4 yapar. Bizden de zaten AC isteniyor. Yani cevabımız böylelikle c han oldu. Geldik 6. soruya. Aşağıdaki düzlemsel şekil yanındaki ile birer kenarı ortak 4 eşkenar dörtgenin birleşmesiyle elde edilmiştir. Birer kenarı ortak eşkenar dörtgenler. Yani... Bunlar birer kenarları eşit olan, bütün kenarları eşit olan eşkenar dörtgenler. Tamam. Buna göre AD ile DL kenarı arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor. AD ile KL. KL ile AD. Şu kenarlar arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi bunları eşkenar dörtgen diye vermiş değil mi? Evet. Eşkenar dörtgende bak bir yükseklik verilmiş. Arkadaşlar bir yükseklik verilmiş. Yükseklikler birbirine eşit değil miydi? Aynen öyle. Yani şurası da kaç yapacak? 4 yapacak. Kesinlikle ama kesinlikle. E hocam buradaki yükseklikte şu yükseklik 2 ise bu yükseklikteki değil midir? Evet. Zaten benden ne isteniyor? Bak olay bitti. Hocam benden şu isteniyor. E, benden ad kenarı ile kele kenarı arasında dik uzaklık isteniyor. Buradaki dik uzaklık isteniyor. Sonra bitti. Şuradaki yükseklik kaç? 2. Buradaki de 2 olacak. Yani bu iki dik arasındaki yani şurası da 2 yapacak. Şurada bir dikdörtgen çıktı. Karşılıklı kenarlar paralel olduğundan 2 ise burası da 2 oldu. Bu arada burası dörtgen burası 4. Dört. E şimdi şuradaki şeyi arayacağım. Arkadaşlar buradaki yükseklik de kaçtır? Buradaki yükseklik 3. Zaten burada karşılıklı kenarlar birbirine paralel. Dikdörtgen çıktı 3 ise şuraya kadar olan kısımda nedir arkadaşlar? Şuraya kadar olan kısımda 4'tür. 3'tür e, pardon. E bu yükseklik dörtgen bu da yükseklik arkadaşlar. Burası da 4'tür. Yani yüksekliklerin birbirine eşit olmasını kullandık. 4 2 daha 6 3 daha 9 4 daha 13 yani cevabımız böylelikle kaç çıktı arkadaşlar burası 13 olarak çıktı eşkenar dörtgende yüksekler birbirine eşittir 6. soru C an oldu geldik 7. soruya ABCD paraya kenar ve diklikler verilmiş hocam bak köşe gene şuradan bir dik aslında burası da dik değil mi karşılıklı köşelerden çizilen bir köşe gene çizilen bu dikmeler ne oluyordu arkadaşlar birbirine eşit oluyordu niye sebebini de söyleyeyim hatta buraya alfa buraya beta diyecek olursak Şöyle Z'den dolayı burası da alfa yaptı. Alfa 90 ise burası beta. Şu kenarlar birbirine eşit olduğundan dolayı. Hocam şuradaki üçgenle buradaki üçgen ne oldu? Eş üçgen oldu. Çünkü alfa beta 90 ve alfa beta 90 var bunlarda. 90'ın karşısındakiler birbirine eşit oldu. 90'ın karşı çift çizgi 90'ın karşı çip, çip çizgi, O yüzden buradaki alfanın karşısı bize kaç verilmiş? CG uzunluğu 8 buradaki alfanın karşısı da 8'dir. Sonra A'yı kaç vermiş? 14 vermiş. O zaman burası 6 oldu. A şunlar da birbirine paralel. 6 bölü 8. Hocam burada 6 bölü 8. 6 bölü 8 dediğimiz nedir? 3 bölü 4'tür. Yani burası 3 A iken burası nedir? A'dır. Çünkü tamamı 4 A olmalı. E başka ne verilmiş? Arkadaşlar DB'ye de yoğunlaşacağız burada. Hadi yoğunlaşalım bakalım. Hocam şuraya bakacak olursak 3'e 1 oran var. O zaman burada da 3 x'e x oran mı vardır? 3'e 1, 3'e 1. Ya da direkt şurada da 6 bölü 8 orandan dolayı 3 bölü 4 de yazabilirdik aslında. Neyse 3'e 1 3'e 1 oran var burada. Peki şu üçgenle şu üçgen benzerdi. Hatta işte betanın karşısı 3x ise burada da betanın karşısı 3x'tir. Adam bize db'yi 28 vermiş. Yani bakıyoruz db'ye 3 6 7x 28 ise o zaman x buradan kaç geldi? 4 geldi. Bizden ne isteniyor? fb. Yani 4x isteniyor arkadaşlar bizden. O zaman 4x x yerine 4 yazarsak 4 çarpı 4'ten 16 buluruz arkadaşlar cevabı. 7. soru böylelikle C -han çıktı geldik 8. soruya. Arkadaşlar burada eşkenar dörtgen denmiş. Köşegenler nasıl kesir? Dik kesir hocam. Direkt 3, 3 kök 5. 1, 2 kök 5 üçgeninden dolayı burası kaç yapar? 6 yapar. Sonra ne, ne isteniyor? Alan isteniyor. Artık alanda buluruz. Köşegenler birbirini dik kesiyor ve birbirini ortalıyordu. 6 iken burası da 6'dır. Hatta ben buraya A dersem burası da A artı 3 müdür? Evet. E şuraya bakacak olursak şurada bir öklit bağıntısı mı oldu? Çünkü dikten dik çizildi. Evet öklit bağıntısı var burada. Hadi öklit bağıntısını uygulayalım. Yani 6'nın karesi eşittir. A artı 3 çarpı 3'e eşit oldu. Yani 36 bölü 3'ten 12. A'yı da buradan kaç buluruz? 9 buluruz. Evet A 9'sa burası 12 oldu. Burası da 9. Bizden alan ABC'de isteniyor. Alan ABC'de 12. 12 24 burası. Burası da 18 mi? 12 mi? Evet. Bir köşegen 24 diğer köşegen 12. 24 çarpı 12 bölü 2 eşittir. O da 24 ile 2 sadeleşince 12 kaldı. 12 ile de 12'nin çarpımı 144 yaptı arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle C-Han oldu. Geldik 9. soruya. Şimdi bu da bunlar birbirine eşit verilmiş. Eyvallah. Hocam şuraya bakacak olursak 8'e 4 var. Bir temel orantı memel orantı yazabiliriz. BC bölü BH isteniyor bizden. BC bölü BH. Şuraya yoğunlaşmamız isteniyor. Şimdi ne yapabiliriz burada arkadaşlar? Sadece burada şunlar birbirine eşit verilmiş. Şuraya bakacak olursak hocam. Şuraya bakacak olursak. Burada ne var? 2'ye 1 oran var. Direkt 2K ise burası K mıdır? Evet. Sonra hocam. Yani 2 bölü 3 oran var ya. Burası 2A ise burası 3A diyebiliriz. Direkt 2'ye 1 oranını şöyle yazmayalım isterseniz. Böyle daha sağlıklı olacak. Hocam burada şu temel orantıya bakacak olursak 8 bölü 12. 8 bölü 12 nedir? 4'e bölsen 2, 4'e bölsen 3. 2 bölü 3 oran var. 2 a iken burası ne olacak? 3 A olacak. Hocam 2 iken burası da 2 A verilmiş. Ve şunlar birbirine paralel mi verilmiş? Evet. Bu da paralel kenar, bu da paralel kenar. 4 A'ysa burası da 4 A mı olacak? Evet. Yani şurası 4 A. O zaman burası da 4 A olacak. O zaman buraya da A kaldı. Bizden ne isteniyor? BC. Yani 4 A bölü BH A isteniyor. O da kaç yapar arkadaşlar? 4 yapar. 9. soru böylelikle akçay oldu. Geldik 10. soruya. ABCD paralel ayarkenlerinin içine 11 tane birim kare çizilmiş. Birim kare 11 tane arkadaşlar. Alan ABCD kaçtır diye soruluyor arkadaşım bize. Şimdi ABCD paralel kenarın içine 11 tane birim kare çizilmiş. O zaman karenin, karelerin bir kenarı bir birim değil mi? Evet. Hocam burası da bir birim. Şimdi o zaman ben bu paralel kenarda bir, bir şeyler buldum. Şurası da bir birim mi? Evet. Şimdi 11 tane birim kare olduğuna göre alan 11 tane birim karenin alanı 11 yaptı mı yaptı. Hocam şu beyaz alanları bulacağım sonrasında da. Buluruz. Bak burası da bir birim bir birim burası da bir birim. İster benzerlikten bul temel orantıdan ister alfa beta'ya dalarak bul hiç fark etmez. Ben alfa beta'ya dalacağım. Alfa beta 90 hocam burası da alfa. Alfa 90 beta. Benim en çok sevdiğim beta'dan alfaya geçiş 1'e 2 var burada. O zaman burada da beta'dan alfaya geçiş 1'e 2. Yani burası 1 ise bu yarısı 1 bölü 2 olacaktır. Aynı mantık 1'e 2 ise burası da 1 iken burası da 1 bölü 2 mi yapar? Evet. E o zaman 11 elimizde var mı? Var. Artı e, 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2. Artı 1 çarpı 2 bölü 2. 1 çarpı 2 bölü 2'den. Bu burada da var. Burada da var. 2 tane mi var arkadaşlar? Evet. O zaman ne yaptı arkadaşlar burası? 11 artı şu 2 ile şu bölü 2'ler sadeleşsin. 1 bölü 2 artı 2. 1 bölü 2 artı 2 de aslında 1 bölü 2 dediğimiz buçuk 2, 2 buçuk yaptı. 11 artı 2 buçuktan cevabımız 13 buçuk yapar gençler. Yani cevabımız böyle Ceyhan oldu. Ha i̇sterseniz taban uzunluğu belli. Hocam 1, 1, 1, 1, 1 burası. Toplam 1, 2, 3, 4, 5. Tabi oradan daha rahat bir şekilde çözebilirdik. Şurası 5.5 çarpı 3 de diyebilirdiniz arkadaşlar. Değil mi? 5.5 çarpı 3 mi? Pardon. 1, 2, 3, 4. 4.5 çarpı 3 de direkt paralel kenarının alanına eşit diyebilirdiniz. Tabi o daha mantıklı. Ee, i̇sterseniz direkt sıfırdan orayı alayım isterseniz. Alfa beta'dan yapılışı bu şekilde. Şöyle baktığınız zamanda arkadaşlar şuraları bir birim zaten bir 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 yükseklik çıkmış oldu. Burası da bir 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 bir. E burası da bir birim ya. E şimdi alfa beta'ya da dalmamız lazım yine tabi burada. Şurada alfa beta'ya da daldıktan sonra alfa beta alfa beta. Hocam şuraya bakacak olursak burada beta'dan alfaya geçiş ya da temel orantıdan da yapabilirsiniz. 2 bölü 3'ten dolayı 1 bölü bilmem neden dolayı şurayı da bulabilirsiniz. Ama gerek yok beta'dan alfaya geçip 1'e 2. Beta'dan alfaya geçip 1'e 2 olduğuna göre burası 1 bölü 2'dir. Yani 1 bölü 2 dediğimiz nedir arkadaşlar? 0 bölü 5'tir. Toplamda 1, 2, 3, 4 burası. Buçuk da burası. 4,5 buçuk burası. yüksekliğimizde 3. alan direkt 4, buçuk çarpı 3 olacaktır. E, 4, 3 kere 5, 15. Şurası 15. 3 kere 4, 12. Evi de elde var. 1, 13, buçuk. Bu şekilde de bulunabilir arkadaşlar. Yani 10. soru. Böylelikle Cihan çıktı. Evet. Böylelikle bu testi de bitirdik. Yani test 5 ile bitmiş oluyor. Ne diyoruz o zaman? Bir sonraki videoda test altın çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.